Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet 3. sınıf fen bilgisi 1. dönem 1. değerlendirme sorularıyla karşınızdayız. E, birlikte keyifli bir şekilde fen bilgisiyle alakalı hazırlamış olduğumuz bu yazılı hazırlık sorularını çözmeye çalışalım. İsterseniz videoyu durdurup kendiniz de e, böyle çözmeye çalışıp kontrol edebilirsiniz kendinizi, bilgilerinizi. E, şimdi ilk sayfamızda arkadaşlar bir doğru yanlış etkinliği var. İfadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazacağız. Şimdi arkadaşlar bir yerden Yolculuğa başlayan geminin hep aynı yöne gitmesi durumunda. Bunu mesela uçak olarak da düşünebilirsiniz. Havalandı diyelim hep aynı yöne doğru gidiyor. E ne oluyor? Başlangıç noktasına geri dönecektir değil mi? İşte bunu geçmiş zamanlarda ilk fark eden ya da bunu söyleyen kişi e ne oluyor? Denizci Magellan'dır. Evet bu çok önemli bir denizcidir. Ve bu şekilde mesela yapmış olduğu gözlemi açıklamıştır. Bu ifade doğru diyoruz. Evet arkadaşlar ikincisinde kalecinin yumrukladığı top sallanma hareketi mi yapar? Normalde bakın top geliyor böyle. Burada kaleci bunu işte yumruklarıyla mesela vurdu diyelim. Top bu tarafa doğru gitti. Bakın ne oldu top? Yön değiştirmiş oldu. Sallanma hareketi yapmadı. Yani sallanma hareketi için mesela salıncağı örnek verebiliriz değil mi? Böyle sallanır. Belli bir yere bağlıdır o. Orada sallanır ama top burada sallanma hareketi yapmaz. Yön değiştirir. Bu sebeple bu ifade yanlış bir ifade. Hava katmanının arkadaşlar dünyamızın mesela hava katmanı vardır. Onun diğer adı atmosferdir, değil mi? Doğru. Atmosferdir ve burada hava olayları gözlenir. Hava olayları. Peki nelerdir bu hava olayları? İşte kar yağışı çok severiz, değil mi? Kar yağışı mesela okullarda tatil olabilir. Yağmur, rüzgar gibi bu tür bakın hava olayları yaşanır. İstasyona yaklaşan bir tren düşünün. Yani istasyona gitmişsinizdir. İstasyona yaklaşan bu tren sizce yolcuları almak istiyor değil mi? Öyle yavaş yavaş ne yapacak? Hızlı geliyordu belki. Giderek fren yapacak ve yavaşlayacaktır. Ama burada hızlanma hareketi yaparsa ne olur? İstasyondaki yolcular kalır orada. Yani yolcuları almadan yoluna devam eder. Böyle bir şey olmaz değil mi? E, oradaki yolcuları alabilmek için yavaşlama hareketi yapması gerekiyor. Hızlanma değil bu. Yanlış. Dünyamızın katmanları vardı. Dünyanın katmanlarını hemen bir hatırlayalım. En iç kısımda arkadaşlar çekirdek vardı. Hatta iç çekirdek vardı. İç çekirdek hemen onun dışında dış çekirdek. Dış çekirdek. Onun üstünde manto katmanı. Manto ve en dış kısımda da yer kabuğu yer alıyor diyebiliriz peki mantoyu yani böyle alevlerle böyle lavlarla çok böyle sıcak, çok yüksek sıcaklıklarda hem de böyle erimiş halde o böyle ne diyelim kayaçlar var orada böyle ama erimiş halde böyle lav e, düşünün yanardağ patlaması sonucu hani mesela oluşuyor ya, etrafa yayılıyor böyle akışkan böyle sıvı gibi e, maddeler bunlar işte manto kısmında çok yoğun bir şekilde bulunabiliyor. Dünyanın peki bu kısmına bu kadar içeri binlerce kilometre aşağıda yer alıyor. Dünyanın gözlemlenebilir katmanlarından mıdır sizce? Hayır tabii ki. Maunta kısmına daha henüz gidemedik. E gidemediğimiz için ya da araç gönderemediğimiz için orayı gözlemleyebilir e bir e, işte katman olarak düşünemeyiz bu yanlış. Çizgi film seyrederken arkadaşlar çok severiz. Kulak ve göz duyu organlarını kullanırız değil mi? Seyrediyoruz ve oradaki sesleri duyuyoruz. Böyle işte şakalaşmalar, gülüşmeler değil mi? Orada mesela işte bir yerden bir yere zıplayınca işte bir şey düştüğünde kırılınca falan bunları hep kulağımızda duyuyoruz. E seyrederken de görüntüyü algılıyoruz. Bunu da göz organımızla, göz duyu organımızla gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple bu ifade de doğru. Ve son olarak depremler arkadaşlar dünyanın yer kabuğunda meydana gelen olaylardır değil mi sarsıntı böyle bunlar yer kabuğundaki o işte mesela ne diyelim çatlaklar kırıkların böyle hareket etmesi sebebiyle meydana gelir ama çekirdek çok içeridedir. dünyanın en iç katmanıdır. Burada e, gerçekleşmez yer kabuğunda gerçekleşir dememiz gerekiyordu. Burayı mesela hemen şöyle notumuzu alalım. Yer kabuğu olacak doğrusu. Evet. Ve bu sayfamızı tamamlamış olduk. Devam ediyoruz umarız yüzlük kağıtlar gelir. Öğretmeniniz e, bu tarz sorular e, soracaktır size. E, veya buna benzer sorular da gelebilir. Bunları yapabiliyorsanız oradaki yazılı kağıdındaki soruları da basit bir şekilde yapacağınızı düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Verilen durumlara uygun duyu organlarını yazınız. Yemeklerin tadına hangi duyu organımızla bakarız? Tabii ki deri hayır. Hayır arkadaşlar. Dilimizle değil mi? Dil tatları algılamak için dilimizi kullanıyoruz. Aynı zamanda dilimiz arkadaşlar konuşmak için de kullandığımız çok önemli bir organımızdır. Bu açıdan yani sadece tatları algılamıyor aynı zamanda konuşmak için de kullanıyoruz diyebiliriz. Karın yağışını seyrederiz. Dışarıda mesela kar yağıyor diyelim. Camdan dışarı baktığımızda bunu gözümüzle değil mi görürüz? E harfiyle eşleştirdik. Bahçedeki çiçeklerin kokusunu alıyoruz. Mesela okul işte paydos etti diyelim ya da zil çaldı, teneffüse çıktık, bahçede böyle rengarenk mis gibi çiçekler var. Bunların kokusunu arkadaşlar burnumuzla alırız değil mi? Koklamak için mesela koku duyu organımızdır burnumuz. D harfini de buraya yazdık. Çok güzel gidiyoruz. Derste öğretmenimizi dinleriz. Hmm, dinlemek için değil mi? kulak veririz öğretmenimize. Yani kulak duyu organımız burada sesleri duymak için ya da çevremizdeki insanları dinlemek için kullandığımız duyu organımızdır diyebiliriz. Annemizin elinin sıcaklığını hissederiz. Yani soğuk havalarda mesela eve gittiğimizde böyle annemiz hemen bizim ellerimiz üşüdüğünde falan mesela elleri yani bizim ellerimizi kendi avuçları içine alır böyle ve onu ısıtmaya başlar değil mi? Kendi ısısından size verir ve bunu hissedersiniz. Peki nasıl hissediyorsunuz bunu? Annenizin elinin sıcaklığı, annenizin elinin yumuşaklığını nasıl hissederiz? Tabii ki deri duyu organımızla hissedebiliriz. Evet arkadaşlar zaten cisimlerin yumuşaklığı, sertliği, işte sıcak, soğuk olması falan değil mi? Bunları hep deri duyu organımızla hissedebiliriz. Bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra evet, kağıt şu anda 100 olarak devam ediyor. Yani 2'de 2 şu anda yaptığımız sorular. İnşallah tamamında da 100 alacağız. Cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız. Evet boşluk doldurma soruları da geldi karşımıza. Hemen yapalım. Şimdi yokuş aşağı bırakılan bir misket düşünün. Evet yokuş aşağı doğru ben bu misketi bıraktım mesela şöyle bir yokuş var diyelim buradan aşağıya doğru bir misket bıraktım yuvarlaktır misket e ne yapacak yuvarlanacak aşağı doğru yuvarlandıkça hızlanacak yani hızlanma hareketi yapar diyebiliriz Evet hızlanma hareketi bulduk vücudumuzdaki en büyük duyu organı değil mi tüm vücudumuzu sardığı için bakın parmak aralarımızdan kolumuz burnumuzun ucu kulaklarımız dudaklarımız değil mi tüm her yer sarılmıştır. Bu organımız arkadaşlar deri duyu organıdır. Cansız varlıkları harekete geçirmek için arkadaşlar ne yaparız? Onlara onlara kuvvet uygulamalıyız. Evet. Kuvvet uygulayarak onları harekete geçirebiliriz. Ee, burada bunu da bulduk işaretleyelim. Dünya modelinde arkadaşlar en çok hatırlayın hangi rengi görürüz? Bakalım bir düşünün. Ben de şuraya çize yani size çizmeye çalışayım. Şu şekilde mesela işte burada kıtalar vardır. Öyle diyelim ki burası Afrika kıtası, işte Avrupa kıtası, burada Amerika kıtaları var. Bu şekilde. Şöyle çizdik diyelim. Ardından bakın bir de maviyle gösterdiğimiz bölümler var ve bu yeşile göre bakın yeşille gösterdiğimiz bazen bu sarı renk de olabiliyor. Yeşille gösterdiğimiz kısımlara göre daha fazla çizmedim mi? Sizce evet daha fazla çiziniz. O zaman ne olacak? Buradaki kısımlar, yani Dünya modelinde baktığımızda bu kısımlar bize neyi hatırlatıyor arkadaşlar? Su katmanını hatırlatıyor, değil mi? Dünya'nın su katmanını hatırlatıyor. Bu sebeple en çok mavi rengi görürüz diyebiliriz burada. Mavi de yazmış olduk. Çünkü Dünya'nın büyük bir kısmı, yani buradaki dış kısmından bahsediyoruz, büyük bir kısmı su katmanından oluşur. Bu aralarda da yeşille, işte işte kahverengiyle, sarıyla gösterilen yerlerde kara katmanını oluşturmuş olacak. Bu sorumuzu da tamamladık. Atmosferde arkadaşlar hava olayları gözlenir. Az önceki sorumuzda hatırlayın bir önceki sorumuzda vardı. İşte rüzgar gibi, işte kar gibi, yağmur gibi olaylar atmosfer tabakasında yani hava katmanında gerçekleşir, görülür diyebiliriz. Hemen bakalım. Hava olayları dedik. Mavi renk dedik. Tamam. Okyanuslar, denizler, göller, nehirler, bunlar arkadaşlar ne yapıyor? Dünyanın su katmanını meydana getirmiş oluyor ee, ve sorularımızı böylece tamamlamış olduk. Boşluk doldurmayı da hallettik ve devam ediyoruz. Aşağıdaki varlıkların yaptığı hareket ve kuvvet çeşitlerini yazmamızı istiyor. Mesela ağaçtan düşen bir elma düşünün. Ağaçtan düşerken ne yapar? Hızlanır değil mi? Aşağı doğru giderken hızlanma hareketi yapar. Evet, hızlanma hareketi yapar. Ne kadar yüksekten düşerse o kadar hızlı bir şekilde yere çarpabilir. Semazenler hatırlayın. Mesela ne oluyor? Mevlana deyince aklımıza mesela Konya geliyor. İşte Konya deyince semazenler aklımıza geliyor. Şebi Ruz var mesela. Çok önemli törendir bu. Ee, yani e, o günün anlam ve önemine e, binaen ne yapılıyor? Orada semazenler çıkıp sema ediyorlar. Yani dönüyorlar. Kendi eksenleri etrafında dönme hareketi yapıyorlar diyebiliriz. Siz de mutlaka izlemişsinizdir. Belgesellerde, haber bültenlerinde vardır. Tahtaya çakılan çiviyi arkadaşlar mesela bunu bir çivi olarak düşünün. Sayfa düzlemine doğru ya yani içeri doğru ben bunu çakmak istiyorum. Ne yaparım değil mi? Böyle üstünden vururum buna böyle tık 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 vurduğumda ne oluyor aslında? Ben bu çiviye itme kuvveti uygulamış olurum değil mi? Çiviyi bastırıyorum yani vurdukça böyle aşağı doğru zemine doğru bastırıyorum onu. Yani itme kuvveti uygulamış oluyorum. Musluğu açıp kapatırken musluk başlığının yaptığı hareket. Yani eski tarz muslukları düşünün arkadaşlar, böyle çevirmeli. Şöyle diyelim. Şu şekilde musluklar vardı, hatırlayın, hala vardır. Bunları böyle çevirerek açarız, değil mi? Böyle döndürme hareketi yapmış oluyoruz musluğa. Bu sebeple musluğu açıp kapatırken musluk başlığının yaptığı hareket dönme hareketidir. Evet. Atın at arabasına uyguladığı kuvvet yani at arkadaki arabayı ne yapıyor? Çekiyor. Burada mesela atı çizmeye çalışalım. Şu şekilde. Burada mesela at gidiyordu. Arkada da araba var. At arabasına yapılan buradaki kuvvet ne yapıyor? At bu tarafa doğru gittikçe arkadaki arabayı da çekiyor değil mi? Bu sebeple atın at arabasına uyguladığı kuvvet çekme kuvvetidir sevgili arkadaşlar. Ve viraja giren aracın Yaptığı harekette ne yapacak? Viraj olduğu için dönmemiz lazım. Yani böyle sola ya da sağa doğru dönmemiz lazım. Bu sebeple mesela direksiyonu çevirmemiz gerekiyor. Kullanan, sürücü kişi kimse viraja giren aracın yaptığı hareket yön değiştirmedir diyebiliriz. Yön değiştirme. Yön değiştirme. Şimdi yani aracın içindeki yani kullanan kişi direksiyonu çeviriyor tamam döndürüyor onu. Dönme hareketi yapıyor ama aracın yaptığı hareket nedir? Düz gidiyordum, sola gidiyorum artık. Ne yaptı bakın yönünü değiştirmiş oldu. Buna çok çok dikkat edin. Yani cümleleri çok dikkatli okursanız sorunun aslında ne anlatmak istediğini, sizden ne istediğini kolayca fark edebilir, anlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve e, evet sorularımızın sonuna geldik. Güzel, keyifli bir e, birinci değerlendirme oldu diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Sınavınızda başarılar dilerim. İnşallah güzel yüzlük e, kağıtlar verirsiniz öğretmenlerinize. Dedikten sonra bizlere selam gönderen. Yani okullar var. Bu okullarımız Sayit Faik Abasyanık İlköğretim Okulu ve Türkiye'li Cumhuriyet İlköğretim Okulları. Burada okuyan öğrenci arkadaşlarımıza sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Hepinize başarılar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.